Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Rosvork. Bugün sizlere trade rehberini göstereceğim. Ve yapılması gereken birkaç şeyi göstereceğim. İşinize yarayacaklar diye. Bunu baştan öğreteceğim. Şimdi diyelim ki pardon. Store manager'ımızı açtık. Buradaki itemlerimi şöyle bir alayım. Şunları da alayım göstermek amacıyla sizlere. Şunu da alayım. Şunu da, şunu da, şunu da. Noktaya bastık. Create ekranına geldik. Şunu da. Bakın buna Mortem'in Heavy Attack Sans'ını aynı şekilde benim silahımda da Heavy Attack Sans var. Bunu 40 yap. Çok güzel bir şey. Hop bir şey. Bunu eğer mavi iteminiz varsa, şimdi onu da göstereceğim. Başta ona trade basalım. Veya bakın yeni bir trade açıyor. Ne yapıyor? Bundaki trade'i mana regen varmış. Hemen şurada bakın. Mana regen yazıyor. Trade'in hemen altında. Şu an dayıp gösteremiyor. Veya ikinci olarak mana regen atacak. Mana regen berbat. Oka basılmaz. Şimdi şöyle baktığınız zaman. Bakın arkadaşlar. Birçok kişi trade satıyor. Longbow diye. Longbow bir şans. Bakın sadece bunu ekstrat edersen ben çok var. 200'e satılıyormuş. Bir şans. Heavy Attack Sans 240'a satılıyormuş. Yani çok OP bir şey. Aynı şekilde Great Sword'un bakalım. Ben bunu ekstrat edersem. Nerede benim Great Sword? Şu. Heavy Attack Sans 210'a direkt ben bunu satabilirim. Üzerindeki trade'lerle birlikte. Onun için trade çok önemli. Çok pahalıya satılabiliyor. Peki ben bunu nasıl ekstrat edebilirim? İtemin üzerine tıklıyoruz. Buradan trade extension diyoruz. Bakın burada 25 tane trade extension stone alarak yaparız. Bunu nerede alabiliriz? Bakın bunu da burada satılıyor. Çok ucuz. 7 kontrat extension stone'a satılıyor. Ben bunu alıp 200'e de satabilirim. 240'a çok rahat satabilirim. Hatta 150'ye satar, 190'a satarım. Direkt solan lucent olarak gelir. Ben tabii öyle bir şey yapmayacağım. Ben kendi satma değil, taraftarı değilim. İtemimi yükseltme taraftarı. Şöyle gelip bakın silahımı koydum. Bu tabii gidecek. Eğer bunun mavisine basarsanız belli bir oranda, örnek %10 oranında çıkar diyor. Evet, basıldı. Şu an iyi bir atak şansım 40 oldu. Eğer istersen ben buna diğer oktaki trade'imi de basabilirim. Örnek. Bakın bu ne diyor? Mana regen. Bundaki range deviation trade'ini ikinci olarak bunu açabiliriz. Unlock trade dediğimiz zaman. Başka trade olarak ne yapabiliriz? Yeşil var mıydı? Yani yeşil itemi göstereceğim de. Şu anda yeşil itemim yok. Onun için gösteremiyorum. Evet. Aynı tür olması lazım. Aynı tür olduğu zaman trade'ini aktarabiliyorsunuz. Trade konusu bu şekilde. Onun dışında sormuşsunuz nasıl litografını çıkarabiliriz diye itemleri. Mesela ben bunun litografını çıkarıp satabilirim. Üzerine tıklıyoruz. Şu an burada niye tıklı açılmadı? Bakın bunun litografını satabiliyoruz. Bunun litografı niye açılmadı? Onu bakmam lazım. Şu an litograf çıkmıyor burada. Normalde tıkladığım zaman, şuraya tıkladığım zaman bakın litograf olanlar burada. Mesela bunu koyduğunuz zaman şunu yapmanız lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu yaptığınız zaman direkt size mor litografını veriyor. Ve bu pazarda şöyle girdiğimiz zaman bakın litograflara bakalım. Çok pahalı arkadaşlar. Ucuz litograf yok. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hemen yani şu tıkladığınız zaman, şu litrografa tıkladığınız zaman bunu nasıl çıkarabilirsiniz? Bu lazım.
Bu da M'ye bastığınız zaman Stone Guard Castle'a gidelim. Bu arada videolar izleniyor. Beğeni için çok teşekkür ederim, yorumlar için. Hani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Ben bile düzgün anlatamıyorum. Yani hatam varsa kusura bakmayın. Şimdi bakın burada Vipo'nun litografı burada. Parşömen istiyor. Bunu istiyor, bunu istiyor. Bunları çok rahat buradan craft edebiliyorsunuz. Bu ekranda. Mana stili mavi yapıyorsunuz. Maviyi de geliyorsunuz buradan şeye çeviriyorsunuz. Veya burada bakın 194 tane zaten bunlardan çıkıyor. Çok rahat bunları kasabiliyorsunuz. Peki bunu nereden bulabiliriz derseniz, bunu da pardon. Burada arkadaşlar 50 tane satılıyor. Buradan alabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Onun dışındakileri dungeonlardan abislerden çıkarıyorsunuz. Dungeonlardan çıkarıyorsunuz. Birçok yerden çıkabiliyor. Şimdi bakalım biz aynı şekilde bunu bakın bunları istiyor. Yani aslında çok zor değil arkadaşlar. Çok rahat kasabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bakın bunu ilk başta mavi yaptık. Maviyi de buradan şey yapıyoruz. Hatta bunu yeşili maviye çevirip maviyi de yapacağınız şu. Buna tıklayıp craft deyip buradan elinizde varsa craft edebilirsiniz. Veya direkt buna sağa tıklayıp buradan da par, bakın burada yazıyor. Rare Pear Gold diye. Buradan da açabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani istenen şeyi bunu yapacağız. Bir tek çok zor çıkıyor. Bu da Abyss döneceksiniz arkadaşlar. Abyss'lerden çıkıyor. Bu çünkü hem pahalı hem çok zor çıkıyor. Geri kalan parşömenmiş şeymiş. Çok rahat buradan parşömen de yapabiliyorsunuz. Parşömenler zaten çıkıyor. Mavisini buradan çıkartıyoruz. Bunun mavisi daha kolay çıkıyor. Rare Emerald. Yani mavi itemi çok kolay yapıp litografını çıkartabiliyorsun. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Sizler için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord'umuz kapandı fakat YouTube'umuz devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.